Sevgili öğrenciler, Devran Koleji'nin uzaktan eğitim programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Cemiyetler ve Kuvayi Milliye'den bahsedeceğim. E, öncelikle e, şöyle bir hatırlamakta fayda var. Biliyorsunuz Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasının ardında Türk milleti üç şekilde tepki göstermişti. Bunlardan birisi protesto ve mitingler yaparak işgallerin haksızlığını duyurmak istedi. İkincisi biraz sonra işleyeceğiz milli cemiyetleri kurdu ve üçüncü olarak da kuvayı Milliye'yi kurarak Mondros Ateşkes Anlaşması'nı kabul etmeyeceğini bu şekilde belirtmiş olduğu Türk milleti. Şimdi cemiyetlerde sevgili öğrenciler biz iki ana başlık altında işliyoruz. Zararlı cemiyetler ve milli cemiyetler veya milli cemiyetlere yararlı cemiyetler de diyebiliriz. Yararlı, yararlı cemiyetler. Şimdi e, bunlara bakalım. Zararlı cemiyetler, azınlıkların kurduğu cemiyetler. Tabi artık biliyorsunuz azınlık dediğimizde Osmanlı vatandaşı ama gayrimüslim vatandaşlar. Rumların kurduğu cemiyetler var. Mavri Mira, Etniki Eterya, Pontus Rum, Ermenilerin kurduğu Hınçak, Taşnak veya bazen e, bazı kaynaklarda işte hınçak sunyun kafanızı karıştırmak için ya da taşnak sunyun diye de söyleyebilir. Aynı anlama geliyor. Hiç fark etmiyor. Ve Yahudilerin e, kurduğu cemiyetler İlyas İsrail Alyans veya Alyans İsrailit olarak da bazı kaynaklarda karşımıza gelebilir. Alyans İsrailit ve Makabi cemiyetleri var. Bunlar azınlıkların kurduğu cemiyetler. E, bu azınlıkların kurduğu cemiyetlere baktığımızda işte kendi din adamları tarafından desteklendiğini görüyoruz. E, özellikle işte itilaf devletleri tarafından da desteklenmişlerdir. Bunlar Osmanlı Devleti'nden toprak almak istemişlerdir devlet kurmak istemişlerdir. Milli varlığa düşman cemiyetlere baktığımızda ise biz bunları milli mücadeleye yani Kurtuluş Savaşı'na destek vermedikleri için zararlı cemiyetler kategorisinde değerlendiriyoruz. Teali İslam, teal kelimesi Arapça bir kelime olup yükselme anlamına geliyor. Yükselme yani halifenin etrafında kurtuluşun gerçekleşebileceğini söylüyorlar. Kürt Teali Cemiyeti işte doğuda bir Kürt devleti kurma düşüncesindeler. Wilson Prensipleri Cemiyeti hatırlayalım Woodrow Wilson. Amerikan başkanıydı. Wilson Prensipleri Cemiyeti de Amerikan himayesini isteyen bir cemiyet. İngiliz Muhipleri Cemiyeti, İngiliz sevenleri, muhip sevenler anlamına geliyor burada. E, Arapça kökenli bir kelime. Burada da İngiliz himayesini istiyorlar. Suf selameti Osmaniye cemiyetleri. Bu cemiyetlerin ortak özelliklerine baktığımızda ise milli mücadeleye destek vermediklerini e, görüyoruz. İşte padişah ve halifeye bağlılıkları var. E, manda ve himaye istediklerini görüyoruz. İşte Amerikan mandası, İngiliz mandasını istediklerini görüyoruz bu cemiyetlerde. Milli cemiyetler veya yararlı cemiyetlere baktığımızda ise e, bu cemiyetlerin işte bölgesel olarak kurulduğunu görüyoruz. Trakya Paşa ile Trakya bölgesi için işte Reddi İlhak, İzmir, İzmir Müdafaa Hukuk, Kilikyalılar, Trabzon Muhafaza Hukuk, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk, Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk, Milli Kongre. Şimdi bu cemiyetlere baktığımızda genellikle cemiyetin isminde müdafaa ve muhafaza olduğunda biz bunun yararlı bir cemiyet olduğunu görüyoruz. Bu cemiyetlerin hepsi bölgeseldir sadece Milli Kongre dışında. Milli Kongre cemiyeti ise ulusal yani ülkenin tamamını ilgilendiren bir cemiyet olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu cemiyetleri biraz daha yakından bakalım. Azınlıkların kurduğu cemiyetlerden bahsetmiştik. İşte Mavremira özellikle işte Trakya bölgesinde faaliyet gösteriyor. Etnike Terya İzmir çevresinde işte Pontus Rum bunlar Karadeniz'de geçmişte kurulan Pontus Rum devletini canlandırmak istiyorlardı. Yeşil olarak görmüş olduğun Sınçak Taşnak bunlarsa Ermeni devleti kurmaya amaçlıyorlardı. Makabi ve İsrail Aleyans cemiyetleri ise Kudüs topraklarını ele geçirmek istiyorlardı. Burada devlet kurmak istiyorlardı. Şimdi bu zararlı cemiyetler dedi ki kendi din adamları tarafından destekleniyorlar. İtilaf devletleri tarafından destekleniyorlar ve bağımsız devlet kurmayı destekliyorlar. Mavri Mira e, İzmir ve Doğu Trakya Yunanistan'a katmak istiyor ve Rum Patrikhanesi tarafından destekleniyor. Etnik Eteria Bizans'ı canlandırmak istiyorlar. Bu arada hemen söyleyeyim yani Yunanlar e, Bizans'ın varisi olarak kendilerini görmüşlerdir. Evet, Etiketyeryan ve mavi Mira'nın e, faaliyet alanları aynı görmüş olduğunuz gibi her ikisi de hem İzmir çevresi hem de e, Trakya bölgesinde faaliyet gösteriyorlar. Pontus Rum ise bunlardan biraz daha farklı olarak Karadeniz'de geçmişte daha öncesine var olan Pontus Rum devletini canlandırmak için kurulmuş bir azınlık cemiyetiydi. Ermeniler ise özellikle doğuda Doğu Anadolu'da ve Adana çevresinde Ermeni devleti kurmak istemişlerdir. Ee, Ermeniler için e, doğu, yani buralar onların kutsal yani özellikle Ağrı Dağı ve çevresi kutsal olarak kabul edilmiştir. Hınçak ve Taşlak cemiyetleriyle bunu e, faaliyete geçirmek istiyorlar. İşte Adana ve çevresinde ve Doğu Anadolu bölgesinde e, devlet kurmak için. Yahudilerin ise e, Yahudiler e, Filistin topraklarını elde etmek istemişlerdir. Burada kendi devletlerini kurmak istemişlerdir. Yahudilerin kurduğu cemiyetler. Milli varlığa düşman cemiyetler ise bunlar da dediğimiz gibi Kurtuluş Savaşı'na destek vermemişlerdir. Milli mücadeleye karşı olarak kurulmuşlardır. İtilaf devletleri tarafından desteklenmişler. Teali İslam, e, halifeye ve İslam birliğine sımsıkı bağlılıkla ancak kurtuluşun olabileceğini savunmuşlardır. Ama biz Birinci Dünya Savaşı sırasında gördük ki e, İslam birliği yani İslamcılık, e, ümmetçilik e, fikir akımı e, Arapların İngilizleri desteklemesiyle artık e, işlerliğini yitirmişti. Kürt Teali Cemiyeti ise e, Güneydoğu Anadolu'da bağımsız bir Kürt devleti kurulmak için e, kurulmuş bir cemiyetti. Wilson Prensipleri Amerikan mandasını e, savunan bir cemiyet. Özellikle Osmanlı aydınları arasında e, çok... E, kabul görmüştür. Örneğin işte Halide Edip adı var. Mesela Wilson Prensipleri e, Cemiyeti. Yani Amerikan mandasını savunan aydınlardan birisiydi. İngiliz muhipleri Cemiyeti de İngiliz himayesine girilmesini istiyordu. Yani bağımsızlıktan yana değil bu milli varlığa düşman cemiyetler. Milli cemiyetler ise bu zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine karşı e, mücadele etmişlerdir. Milli mücadeleyi desteklemişlerdir. Ee, ve bölgesel olarak Milli Kongre hariç bölgesel olarak yani mesela Doğu bölgesi için, Karadeniz bölgesi için, işte İzmir çevresi için, Trakya için, Adana için bölgesel derken bunu kastediyoruz. Bölgesel olarak kurulmuşlardır. Gazeteler çıkarıp mitingler yaparak faaliyet göstermişlerdir. Milli bilincin oluşmasında yani insanların Milli bilinç derken insanların bağımsızlık etrafında birleşmesini sağlamışlardı. Ve dediğim gibi zararlı cemiyetlerin karşısında kurulmuşlardır. İzmir müdafaa hukuk bakın isminde müdafaa kelimesi var. İzmir müdafaa hukuk cemiyeti biliyorsunuz İzmir Paris Barış Konferansı ile birlikte İzmir ve çevresi Yunanlara verilmişti. Yunanlar burayı işgal etmişlerdi. Burada Yunan işgalini önlemek için kurulmuş bir cemiyet İzmir Müdafayı Hukuk Cemiyeti. Ee, burada bir cemiyet daha var e, İzmir'in e, müdafaası için. Reddi İlhak Cemiyeti. Şimdi ilhak demek yine Arapça kökenli bir kelime. katma Katma, katmak yani. Red, reddetmek. Katılmayı reddediyor. Nereye katılmayı reddediyor bu cemiyet? İzmir'in Yunanistan'a katılmasını reddediyor bu cemiyet çocuklar. Ee, ne demiştim ben daha önceki videolarımızda, ders anlatımlarımızda? E, halk e, İzmir'in işgaline Türk halkı daha fazla bir tepki göstermiştir. Çünkü Yunanlıların işgali geçici değil kalıcıydı. Türk halkına göre çünkü onlar İzmir ve çevresini kendi topraklarına katmak istiyorlardı. Trakya ile Cemiyeti burada yine Rumların faaliyet gösterdiğini söylemiştik. Mavri Mira ve etlike Eterya Cemiyetleri faaliyet gösteriyordu. Trakya Paşeli de bölgesi olarak bölgeyi korumak için gerekirse bağımsız bir devlet olarak da Trakya Paşa ile devletinin kurulmasını da göze alarak kurulmuş bir cemiyet Trakya Paşeli cemiyeti Trabzon muhafaza Hukuk cemiyeti ise bu cemiyet özellikle Pontus Rum cemiyetinin faaliyetlerine karşı mücadele etmiştir i̇şte Karadeniz'de bir Rum devletinin kurulmasını engellemek için mücadele eden bir cemiyet e, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ise biliyorsunuz Doğu Anadolu'da Ermeniler devlet kurmak istiyorlardı. Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulmasını engellemek için kurulmuş bir cemiyettir. Ee, mesela burada bazı kaynaklarda şark vilayetleri müdafaa hukuk diye de karşımıza gelir. Şark kelimesi Arapça bir kelime olup doğu demektir. Unutmayalım. Şark derken Doğu Hukast ediyoruz. Ee, burada e, Ermenilerin faaliyetlerine karşı kurulmuş bir e, cemiyette. Tabi burada hemen bunu da şunu da ekleyelim, e, Klikyalar cemiyeti de Ermenilere karşı mücadele etmiştir. Bakın isim olarak böyle Klikya e, kelimesi sanki böyle yabancı bir kelime gibi gelebilir. Acaba bu cemiyet zararlı bir cemiyet mi diye düşünebilirsiniz ama eskiden Osmanlı devleti Adana ve çevresinde Klikya ismini vermiş bu co coğrafyaya. Klikyalılar cemiyeti yararlı bir cemiyet. Adana ve çevresinde kurulmuş veya bazı kaynaklarda Adana ve çevresi demezdi. De Çukurova bölgesi de diyebilir. Çukurova bölgesi. E, Teok döneminde özellikle çokça sorulan bir cemiyetti. Krikyalılar cemiyeti sorularda çok geliyordu. O yüzden e, bu cemiyeti biraz daha e, dikkat edelim. Burada özellikle Krikyalılar cemiyeti hem e, buradaki Ermenilerle hem de Fransızlarla da e, mücadele etmiş bir cemiyettir. E, biliyorsunuz e, güney bölgelerimizi Fransız işgali artı. Onların desteklediği Ermeniler e, burada faaliyet göstermişlerdir. Krikyalar cemiyeti de bunlara karşı mücadele etmiştir. Milli Kongre bakın tamamını kapsıyor yani saydığım bütün cemiyetler bölgeseldi. Milli Kongre cemiyeti ise ulusal bir cemiyet. Bütün dünyaya haklılığımızı duyurmak için kurulmuştu. Bakın biraz önce size söyledi bazı kaynaklarda Doğu Anadolu müdafaa hukuk değil de Şark vilayetleri müdafaa hukuk olarak da gelir dedim. Bakın şark kelimesi doğu demek. Buradan aklınızda e, tutun. Doğu Anadolu müdafaa hukuk, Şark vilayetleri müdafaa hukuk aynı anlama gelmektedir. Bunu unutmayalım e, çocuklar. Evet. Burada hemen şunu da söylemek istiyorum e, cemiyetler konusunda Kuvayi Milliye'ye geçmeden önce. Cemiyetler e, bütün hepsi Sivas Kongresi'nde birleştirilmiştir. E, cemiyetlerin kurulmasında Atatürk'ün bir etkisi yoktur. E, Atatürk'ün bir etkisi cemiyetleri o bölgedeki vatansever insanlar kurmuşlardır. Atatürk ise Sivas Kongresi'nde bu cemiyetlerin birleştirilmesine etkili olmuştur. Tüm yararlı cemiyetler birleştirilmiştir Sivas Kongresi'nde. Gelelim Kuvayi Milliye'ye. Şimdi Kuvayi Milliye neden kuruldu? Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması, işgallerin başlaması, işgaller karşısında İstanbul hükümetinin teslimiyetçi, e, sessiz kalması e, ve halkın Tabii ki bağımsız yaşama düşüncesinden dolayı kuvayi milliye halkın kurduğu bu düzensiz e, orduya biz Kuvayi Milliye milletin kuvveti demek çocuklar bu da hani hemen Türkçesini de söyleyelim kuva kuva Arapça Kuvvet demek milli kuvvet anlamına geliyor e, Kuvayi milliye özelliklerine bakalım bölgesel yine kurulmuşlardı bunu unutmayalım bölgesel kurulmuşlardır. Yani ulusal bir ordu değil. Düşmanın ilerleyişini yavaşlatmışlardır. Bakın bu da çok önemli. Düşmanın ilerleyişi durdurulmamıştır. Yavaşlatılmıştır. Oyalamıştır. Bazen testlerde oyalamıştır da diyebilir. Doğrudur. Düşmanı yavaşlatmış, oyalamıştır. E, Kuvayi Milliye ama durdurmamıştır. Durduramamıştır. Devam edelim düşmana evet zarar veriyorlar, milli mücadele ruhunun gelişmesini sağlıyorlar, İç isyanların bastırılmasında etkili olmuşlardır. İlk defa Hatay 4 yolda ortaya çıkmıştır Kuvayi Milliye fakat daha sonrasındaki derslerimizde göreceğiz Kuvayi Milliye ile milli mücadelenin kazanılması imkansızdı çünkü Kuvayi Milliye düzenli değildi. Bu yüzden e, disipline de sahip değildi. Bir merkezden de yönetilmiyordu. Bu yüzden Kuvayi Milliye kaldırılıp yerine yerine düzenli ordu kurulacaktır. E, bunu yine üçüncü ünitemizde e, bahsedeceğiz. Kuvayi Milliye'nin kaldırılma nedenlerini söyleyeceğiz ama unutmayalım. Özellikle burada bu maddeler içerisinde Kuvayi Milliye'nin özellikleri içerisinde çocuklar bölgesel olarak kurulduğunu ve düşmanın yavaşlattıklarını veya oyaladıkları, oyalama diyelim, oyaladıklarını unutmayalım. Bu önemli çünkü özellikle e, testlerde bu şekilde karşımıza çıkabiliyor. Evet sevgili öğrenciler, e, bugünkü dersimiz bu kadar. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.